Bugün Çin'in Tatar Memişler köyüne geldik. Şimdi her zamanki gibi köye doğru koşuyoruz. Köye gelir gelmez Leyla ablamla karşılaştık. Leyla ablam, iş kayıt derken uğraşıyorsun, çalışıyorsun. Uğraşıyorum. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok şükür. Ne yapıyordun sen? Biber ayılıyorum. Biber var mı hala? Oğudan getirdik. Oğudan topladınız, biberleri, römorkları yüklediniz. Hı-hı. Hinne ediyordun, ayıklıyorsun. Ayılıyorum, yiyeceklerini eve götürüyorum. Yiyecekleri ayıracaksın, onu göre. Hı-hı. Başka ne işler yapıyorsun bu köyde? Hayvancılık yapıyoruz. Küçükbaş özellikle. Hem küçükbaş büyük var, büyükbaş da var. Ha, siz büyükbaş yapıyorsunuz. Hı hı. Ama köyde küçükbaş çok varmış, keçi. Var. Var, çobanlar yapıyormuş bu işe. Hı hı. Onların yanına gideceğim birazdan. Git. Başka ne işler yapıyorsun böyle? Burada hem zeytin varmış, hem çam fıstığı varmış. Zeytinimiz var, bu sene yok. Bu sene yok yılı, değil mi? Aynen. Peki bu köy nasıl bir köy, Tatar Memişler köyü? Köyümüz hayvancılığına uğraşıyor. İşte böyle uğraşıyoruz. Havası, suyu? Suyu çok güzel. Madranda. Aynen. Vallahi yaşaması güzeldir burada. Güzel. Temiz hava. Sen geldin gidemezsin bugün. Vallahi geldik bakalım, gidemeyeceğiz gibi de. Bakalım, yeni geldik. Muharrem amcamla Serpil teyzemin yanındayız. Serpil teyzem nasılsın? Şükür. Şükür. Sen nasılsın Muharrem i̇yiyim amca? İyiyim Allah'a şükür. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bahçede işler yapıyordunuz. Ne yapıyordunuz? Ne yapalım işte, günlük hayvan çiftçilik. Büyükbaş hayvan var. Aynen öyle. Aynen. Hayvancılık mı geçimimiz? Baş bir şey yok ki. Büyükbaştan uğraşıyor. Aynen tabii. Başka ne var çiftçilik olarak? Hiçbir şey yok. E tarım var mı? Zeytin, meytin? Zeytin var ama o zeytin zaten belli. Bir sene oluyor, iki sene oluyor. Bu sene yok yılı. Yok, evet. Aynen öyle. Yeni var mı ama olan bilen yok, var mı? Yok. Hiç yok galiba. Vallahi ben Koçarlı'da gidiyorum. Benim gördüğüme hiç göberim. Yok deme. Yok. Yok öyle. Peki Tatar Memişler nasıl bir köy Muammer amcam? Vallahi Tatar Memişler köyü çok güzel bir köy de. Ama sahip çıkan yok. Havası tabii 10 numara yaşantımız. Kendi yağımızla kavruluyoruz. Ama çok şehirlerden mahrum mu kalıyoruz? Mahrum kalıyoruz. İşte şehri de uzak biraz. Bir şehir. Uzak değil şehir ya şehir. Biz kaybolunca uzak geldi bize değil mi Volkan abi? Biz bir kaybolduk. Biz yanlış yakalara gittik biz. Şehir uzak değil ama şehir uzak değil de ya hizmet alamıyorsun. Sen seviyor musun köyüne? Ne yapalım? Burada doğmuşuz, büyümüşüz. Burada doğdunuz, büyüdünüz. Beraber amcamla beraber mücadele ediyorsunuz. Tabii. Değil mi? Tabii. Nasıl geçiyor zamanın? Mallarına, hayvanlarına işte. Hayvanları büyüyor, çıkarıyorsunuz bu dağlara, dışarılara. Aa, koy vermiyorum be. Baharım bir iki ay hemen Mart'ta koy versem. Koy verirsem koy verin. Koy vermezsem gitmeye vaktim olursam koy verin. Gitmeye vaktim yoksam bağlı. Bu dağların yörük kızı Hayriye ablamla karşılaştık. Hemen geldik yanına. Hayriye ablam nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Evden hayvanların yanına gidiyorum. Hayvanların yanına gidiyorum. Evet. Bu köy yörük köyü. Yörük köyü. Sen de yörüksün. Ben de yörüğüm. Atalar neler etmiş burada, haberin var mı? Atalar ha? Hep hayvan bakmış. Ne yapacak başka? Çobancılık. Evet. Değil çobancılık. Mi? Sen ne işler yapıyorsun köyde? Ben de işte hayvan bakıyoruz biz de. Devam hala. Devam. Bu köyden doğma büyüme? Evet, bu köyden doğum büyüdüm. Nasıl bir köy Tatar Memişler? İşte bildiğimiz gibi. Ama ben bakıyorum havası, suyu. Her şeysi iyi. He? Eski evler var. Var. Evlerimiz ta anamgillerin evleri eski. 300 yıllık evler. Toprak. Toprak üstü, evler. Üstleri işi. Kerpiç. Kerpiç. Değil mi? Evet. Vallahi eski zamanlar öyleymiş. Köyde nasıl geçiyor zamanın? Köyde hayvanlarla uğraşıyoruz işte. He. Hayvan, leşbercilik yapıyoruz işte. He he. Kestanemiz var, cevizimiz var. Seviyor mu köyüne? Seviyoruz. Zaten doğduk, büyüdük burada. Sevmeyip nereyi sevmeyecek? Değil mi? Çoban! Ha. Nereye gidiyorsun? Ulan sana
de az önce lafı ettim lan, ben gidin de. Nasılsın, iyi misin? İyidir, sen Somar, hoş geldin. Hoş bulduk abim benim, sen çobansın. Çoban. Ne yapıyorsun dağlarda? Vallahi ne yapıyorum işte, bak bu rezilliğe bak ya. Koyunları götürmüşsün gitmişsin. Ne yapacaksın aynısı? Keçileri kaçırdın gittin. Yok keçi yok, koyun var. Koyun var. Koyunları nasıl çağıracaksın yanına? Bak dıdağı diyorum ben. Davuş dedi veriyorum, geliyor. De bir daha bakayım. De çağır bakayım. Ulan indik buraya gelmez, aramız duymaz. Duymaz mı? Duymaz. Bir deneyelim belki. Yok duymaz, gelmez. Gelmez mi? Gelmez. Türkü söylüyor musun sen çobanlar? Yok lan, ne türküsü ya. Nasıl geçiyor zamanın? Vallahi zaman vakit geçiyor işte ya. Vakit geçiyor. Seviyor mu çobanlığı? Seviyoruz ama yaş geçti de yakalan ya. Yok gençsin, sen delikanlısın ya. Ne benim delikanlısı be? Delikanlı gibisin. Yo. Bak elde koca şey var. Ne yapacaksın? Olsun. O gıda yenidir. Baksana yapabiliyorsun. Sağlığın sağlığı. Bunu şükür canım, bunu şükür. Değil mi? Seviyor musun çobancılığı? Seviyoruz. Seviyoruz. Hayvanla uğraşmayı seviyorsun. Aynı seviyoruz. İzliyorum ben seni her gün, sen ondan indik söylemem kala. Vallahi her gün izliyorum. Hanımına her gün bıdı sadı yapıyoruz ama seni sevmiyorum. Neden? Neden? He? Neden sevmiyorsun? Çünkü 30 yaşını gittim diyorsundu da. He. Vallahi onu da sevmiyorum. 30 oldum diye. Ha, 30 oldum diye onu da sevmiyorum. 25'ken seviyor muydun? O zaman seviyordum. Anna, de ki de abi. 29 olur Eren, ben seni. Yo, sen 30 dedin gala. 30 demeyeceğim bundan sonra. Vallahi sen, 30 dedin gala. Sen 30'dan sonra sevmiyorsun. Hayır ya, çünkü vakit geçmiş yani, ondan diyorum ben seni sevmediğim sebebi. Yengem kaç yaşında? Yengem de yaşlandı ama benim de kızla oğlandı var aynı böyle. Ben gibi. Ha, ondan hoşlaşmıyorum yani. Hoşlaşmıyorsun. Ha, ondan hoşlaşmıyorum. Yengem de hoşlaşıyor mu? Yengem de hoşlaşmamız canım. O da 30 geçti. Ha? Yengem de 30 geçmedi mi? Evlenmediğimden kızıyorsun beni. Ya aynısı anlı ya, ben sen ona söylemem dedim ya. Evlenmiyorum diye beni kızıyorsun. Vallahi ondan kızıyorum ben sana. Ne edelim? Ne edelim? Vallahi ne için olması lazım? Bilmiyorum ki ben, ondan sevmiyormuş Volkan abi. Yoksa izliyorsun. Vallahi her gün 7-24 saat. Sağ olasın. Vallahi 7-24 saat. Sevmese de izliyor, olsun. Ha, 7-24 saat canım. Canım abim benim ya. Yengem iyi mi? Vallahi o değil, Berengar işte. Senden o dağlara çıkmıyor mu beraber? Nereye o yürümüyor gala? Yürümüyor. Ha. Siz nasıl tanıştınız? Dağlarda mı tanıştınız? Yok canım, köylüyüz ya. Kaç yıllık evlilik? Kaç yıldır evlisiniz? 30-35 sene oldu, Allah ben de unuttum ya. 30-35 sene oldu. Ha. Seviyor musunuz birbirinizi? Sevmemiz canım. Aşık mısın? Ada. Ha, görürsün oğlum. Anlaştınız. Anlaştık. Mutlusunuz. Mutluyuz. Allah mutluluğunuzu arttırsın. Amin. Benim davarla gideceğiz. Ben gideceğim, sen müsaade isteyeceğim ya. Tamam, bir davarları çağır benim için ya. Lan duymaz. Olsun, ben nasıl çağırdığını merak ediyorum. Bir gösteriver. Ya, tombul. Gelmedi, duymadı bak. İyi hadi size. Sağ olasın. Görüşürüz hadi, amcam. Hadi görüştük, bay bay. Kendine iyi bak. Bay bay hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüştük. Hadi kendine iyi bak. Sen de. Yengeme selam söyle. Sen de hadi. Canım amcam, Madran Dağı'nın eteğinde yaşıyorsun. Çok güzel. Çok güzel. Kaç yaşındasın? 84. 84 yaşındasın. Nasıl sağlığın, saatin? Şükür idare ediyor. Bugüne kadar Madran'ın suyuyla, Madran'ın havasıyla yaşadın. Aynı. Buralarda yaşıyoruz yani. Nasıl bir yer burası? Çok iyi. Seviyorsun tabii Tatar Memişleri. Tabii. Yaylamız, bahçemiz, evlerimiz. Neler yaptın gençliğinde köyde? Bahçemiz var, çalışıyoruz. Neler üretiyorsun? Her şeyi üretiyoruz. Mesela? Zepse olarak her şey var. Başka ne var? Meyve var. Hı hı. Elma, ceviz, armut, efendim incir. Hı hı. Her şey var yani, çeşit. Hala çalışıyor mu? Yok, çalışmaz oldum bari. Dinleniyorsun gari. Oğlan çalışıyor. Nasıl geçti ömür? Geldi geçti ama nasıl geçti bilmiyorum yani. 84 yıl. Öyle. Buralarda yaşamayı seviyor mu? Tabii canım. He? Sevilmez olur mu? Ya, yaylanın havası başka. Başka tabii. Tabii. Çobanlık yaptın mı amcam? Yaptım. Koyun geçiyor. Efendim. İneklerimiz var. Şimdi onları kalmadı gayrı. Onları sattık. Onları tükettik. Peki eski zamanları özlüyor mu amcam?
He? Eski zamanları özlüyor mu? Çok hem, çok. Nasıldı eski zamanlar? Çok güzel geçti. Yengem sağ mı? Sağ, içeride, sobanın başında. Sobanın başında oturuyor. Gidelim mi yanına? Gidelim. Hadi gidelim yengemin yanına. Fatma teyzemin de yanına geldik şimdi. Fatma teyzem, nasılsın? İyiyim, iyiyim kardeşim. Sen nasılsın bakalım? İyiyim, çok şükür. Madra'nın eteklerini yaşayıp durursunuz. Ha, ne yapalım? Vallahi kaç yaşındasın? Aynı, 80. 80 o da. 80. 80 yaşındasın. İkimizin yaşı bir. Beraber. Beraber. Nasıl geçti ömrün? İyi, iyi, şükür, şükür. Ne yaptın gençliğinde? Ne yapalım gençliğimizde? Mal güttük. Hı hı. Yörüyüz. Değil mi? Yörük kadını baksana. Evet, tabii. Evet valla. Dedemle beraber ömrünüzü geçirdiniz. Geçirdik. Güzel geçti mi ömür? İyi iyi şükür. Seviyor mu buraları? Şükür şükür. Seviyor mu buraları? Sevmemiz canım. He? Yaz kış buradasınız siz. Yaz biz kış buradayız kardeşim. Madra'nın eteklerinde yaylada. Ha. He, değil mi? Ya, yayla. Şimdi hala çalışıyor mu? Ne çalışıyor? Yeter gari dinlen değil mi? Ha, oturttum sobanın başında. O iki sıvı var. Başka bir şeyimiz yok. Yok. Peki gençliğinde ne yaptın gençliğinde? Gençliğimizde keçi de vardı, koyun da vardı, çocuk da vardı, çoban da vardı. Büyüdüler, iş, çırak çıkardık. Hepsi yer yatağını buldu. Buldu. Şimdi dinleniyor. Ha. Peki amcamla nasıl geçti zamanınız? İyi ya, iyi güzel. Güzel geçti mi? Anlaştınız geçti, mı? Geçti tabii tabii. Kaç? Hayat müşterek ortak. Ya amcam bak hayat müşterek ortak diyor. Ömrünüzü beraber geçirdiniz. Tabii ya beraber geçirdik. Kaç yaşındaydınız evlendiğinizde? 20 yaşlarında desin. 20. 20, 18-19 işte o aralarda. Birbirinizi gördünüz mü amcam? Yok. Görmedik. Görmedik. Ben Alıbayır'dan bu tahtağım yemişlerdi. Sen Alıbayır'dan buraya gelin geldin. Ha. Hiç birbirinizden haberiniz yok. Yok, yok. Ne zaman gördün adamı ilk? Evlendiğinde. Evlendiğimiz zaman. Evlendiğiniz gün. Evet, o gün gördük yani. Seni önceden göstermediler mi bio? Görmedik yani. Evlenince gördünüz. Ha. Sonra... Evvel evvel öyleydin. Hindi öyle değil. Tabii. Hindi evvel kız oğlanı görüyor da ondan sonra aygıt oluyorlar. Nişanlanıyorlar. Ama... Eskiden görülmüyordu. Görülmüyordun. Eski nişanlılardan kaçarlardı kızlar. Tabii. Çalımın arasını kaçardık. Gören olacak diye. Kimse görmesin diye. He? Senin düğünün nasıl oldu? Oldu. Davulla düğünden ettik. Atı bindin mi? Bindim. Atlan geldi. Atlan. O zamanlarda yol yoğudun. Tabii. Araba yoğudun. Sevdiniz değil mi veya birbirinizi? Sevmemiz canım. Mutluyuz, mutlu. Ramazan abim bu yaylada çiftçilik yapıyor. Aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşıyor. Ramazan abim nasılsın? Teşekkür ederim. Sizleri sormana, sizleri gördüm daha iyi oldum. Sağ olasın Ramazan abim. Yaylada yaşıyorsunuz evet, yaz kış. Evet yaz kış buradayız. Ne yapıyorsunuz burada? Burada hayvancılık ve yazın sebzecilik. Sebzecilik. Evet domates, biber, patlıcan, hı-hı, fasulye. Yani her türlü aklına gelirse sebze türü üretiyoruz. Ramazan abi burasının yüksekliği ne kadar rakım? 1200. 1200 rakım. Evet. Peki ürettiklerinizi nasıl pazarlıyorsunuz, nasıl satıyorsunuz? Burada taze olarak günlük topluyoruz. Çile indiriyoruz. Çile'de belirli müşterilerimiz var. Ve perşembe günleri sergi açmıyorum ben. Diğer günler açıyorum. Ama senin özel müşterilerin de varmış Ramazan abi. Evet özel müşterilerimiz de var. Dışarıdan da var. Talep çok geliyor. Bir kere alan arkasını zaten sormaya gerek yok. Şimdi Ramazan abi yayla sebzesi, yayla domatesi, yayla biberi biliyorsun evet, çok güzeldir. Evet. Sanırım doğal üretiyorsun. Tamamen doğal ve organik üretiyoruz. İlaçsız, gübresiz. Madran suyuyla. Madran suyu. İçtiğimiz tatlı suyla. Evet İstanbul'a kadar gönderiyormuşsun İstanbul, Ramazan. Ankara. Ya Türkiye her tarafına müşterilerimiz var. Hayvancılık da güzel gidiyor burada. Hayvancılığımız da güzel. Çalışıyorsunuz hep. Hep çalışıyoruz. Evet. Peki nasıl bir yer burası? Çok güzel. Topraklar verimli. Verimli. Ne dikersek dik. Ekmeğimizi burada çıkarıyoruz. Evet. Mutlusun abim. Mutluyuz.
Süleyman abimle birlikte Madran Dağı'nın eteklerine çıktık. Şu an burası 1300 rakım. Tam bu alanda Süleyman abim birçok ürün yetiştiriyor. Sebzesinden, meyvesinden birçok şey yetiştiriyor. Süleyman abim, emeğinize sağlık. Bu yükseklikte hem hayvancılık yapıyorsun hem üretim yapıyorsun. Neler üretiyorsun, beni anlatır mısın? Efendim, önceliğimiz domates. Domates. Fasulye. Hı hı. Elma vardı bir zamanlar. Elma işine bıraktık. Hı hı. Domates üretimini seçtik. Hı hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Başka ne var abi? Ağaç da var çok. Kestane var efendim. Hı hı. Kestane var. Kestane de üretiyorsunuz burada. Çok değil ama. Hı hı. Ağaçları görebiliyorsunuz. Evet abi, buralarda var. Az miktarda üretiyoruz. Var. Zaten kestane bir rakımdan sonra seviyor abi. Aynen. Bu rakımdan sonrası. Evet. Aynen. Hayvancılık da var abi. Asıl işimiz gördüğünüz gibi hayvan. Büyük baş var. Büyük baş var. Küçük baş da var. Küçük baş da var. Peki Süleyman abicim, buralarda bak bu kadar hani çıkarken bayağı mesafe var. Yukarı doğru çıkıyorsun, hava koşulları. Evet. Hani böyle çok kolay değil burada çalışmak, üretim yapmak. Evet. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bir çaba diyelim Duygu Hanım. Evet. Mesafeyi görüyorsunuz. Evet abi. Çin'den buraya çıkıyoruz. Ya bir şeyler üretmek için çaba harcıyoruz. Bir bakıma hobi bizim için. Hobi. Yani vatandaşlara bir katkıda bulunabilmek bizim için. Peki Süleyman abi, nasıl bir yer Tatarmemişler Köyü? Biraz Tatarmemişler Köyü'nden bahsedelim. Şöyle ifade edeyim Duygu Hanım. Hayvancılıkla uğraşan bir köy. Çiftçilik var, hayvancılık var. Bu şekilde geçimine idare etmeye çalışıyorlar. Zeytin var biraz. Bu dağlarda 6 kuşaktır çobancılığı devam ettiren Abdullah'la beraberiz. Abdullah, dedenin dedesi değil mi? Onlardan evet. beri siz buralarda çobancılık yapıyorsunuz. Evet. Sen de devam ettiriyorsun. Evet. 35 yaşındasın. Sürün var burada. Evet. Nasıl çobancılık, anlat bana. Vallahi çobancılık biraz zor iş. Evet. Öyle yağmur, çamur devamlı çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Evet, durmak yok. Evet, sizin de atalarınızdan geliyor. Evet. Zaten şöyle bir şey var, bu köyün de sevgili izleyenler, şöyle bir özelliği var. Aydın içerisinde küçükbaş hayvancılığın en çok yapıldığı köylerden biri burası. Evet. Değil mi? Burası yüksek rakım. Evet. Nasıl geçiyor günün? Gün Atla. Sabah hayvanları koy veriyoruz. Hı-hı. Akşam ev varılıyor. Hı-hı. Kışın böyle, yazın gece bakılıyor. Peki merkeze inmiyor musunuz, köy merkezine? İniyoruz. Bir ay sonra falan, yılbaşında. Ne zaman çıkıyorsunuz abi? Mayıs'ta. Mayıs'ta yaylaya çıkıyorsunuz. Evet. Ondan sonra burada evleriniz var küçük herhalde. Evet. Buralarda kalıyorsunuz. Evet, kendi yerlerimiz var buralarda. Oraya geliyoruz. Mayıs'tan ocağa kadar dağdasınız. Evet. Bir zaman 6-7 neler yapılıyor mesela? 6-7. Hayvancılık. Ekseriyeti küçükbaş hayvanla uğraşıyoruz. Arkadaşlar, bahçesi olanlar domatestir, elmadır, onlarla uğraşıyor. Böyle. Böyle devam ediyoruz. Evet. Koyunla baş etmek Abdullah abi kolay değil değil mi? Evet. Zor. Bir ateş yakıyor mudur üşüdüğünde? Evet. Evet, bu havalarda zor. Evet. Yağmurla iş durmaz. Evet. Memnun musun çobancılıkta? Vallahi memnunuz ya. Kendi işimizi yapıyoruz. Ek iş olarak da yapıyoruz bunları. Hı-hı. Böyle devam ettiriyoruz. Başka var mı uğraştığın işler? Var. Bir özel şirkette çalışıyorum kendim. Aynı zamanda çalışıyorsun evet. bir yerde. Biraz şemsiyeyi beni tut ya. Tamam. Evet, Ali amcamla beraberiz. Çetin hava şartlarına rağmen, sağanak yağışa rağmen biz sizler için Aydın'ın, Ege'nin köylerini anlatmaya devam ediyoruz. Şu anda 1300 rakımdayız. Ali abim de bu dağlarda çobancılık yapıyor. Nasıl uğraşıyorsun bu hayvanlarla? Öyle gördüğün gibi. Zor mu? Kolay mı? Kolay iş var mı? Kolay iş yok değil mi? Uğraşmayı seviyor musun hayvanlarla? Zevk alıyorum ben onların. Sadece işim bu benim. Sadece işim bu. Seviyorsun. Sevmeden olacak iş değil. Yok, öyle sevmeden olmaz. Hiçbir iş olmaz. Peki Ali dayım, isimleri var mı hayvanların? Kendimi görü var. Biraz, birkaç dersin söyler misin bana? Koyun ya, ben birazcık isim bilmem. Koyun mu diyorsun? Nasıl çağırıyorsun, nasıl yönetiyorsun onları? Düdüme gelir ona. Nasıl çağır bakayım, gelecekler mi? Hadi Ali dayı. İndi yağmadan gelmez. Bir deneyi çağıralım biz yine. Ayıcı gel, çağır, uzam geleyim. Evet sevgili izleyenler, diyorsunuz ki Duygu pek güzel geziyorsun, yiyorsun, içiyorsun, hayat seni güzel diyorsunuz.
Kış başladı. Gerçekten çetin, sarp araziler, hava koşulları, korkunç hava koşulları. Bakın rüzgar, sis. Az önce doluya da uçuyorum. Volkan abi, o gözlemeler yeniyor ama bunlar da çekiliyor, bunlar da görülsün. Abim, abim süsleniyor ya. Kemal abim, Kemal abim, Kemal abim. Gel abim yanıma. Kemal abim, uçacağım gideceğim, gel. Ben seni tutarım. Tamam, sağ olasın Kemal abim. Evet, Kemal abimle beraberiz. Kemal abim, burası neresi? Burası Madran. 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 Rakım ne kadar burada? 1400 şu anda. 1400, sen ne yapıyorsun bu dağda? Ne yapıyorum? Ne her yapıyorsun? Zaman serinlemeye geliyorum. Serinleme mi geliyor? Evet. Ne yapacaksın? Yandın mı? Aşağıda da çıktın evet. Buraya ya. Yanıyorum aşağısı ben. Aşağısı da soğuk zaten. Kemal abim. Aşağısı soğuk mu oluyor hiç? Yanıyorum ben. Çıkıyorum buraya. Evet. Burada sen üretim mi yapıyorsun? Bir şeyler mi evet. Yapıyorsun? Neler var? Yazın hobi amaçlı. He. Bütün sebzeler, meyve. Kendin üretiyorsun. Evet. Sebze, meyve. Biraz sonra bir ateş yakarız. Allah ısınır. Bir demlik çay. Daha bundan daha iyisi ne olacak? Olur mu Kemal abi? Canım? Tabii Kemal abi daha... bıyıklar çok hareketli. Hareketli olur. Ha, bu rüzgar ne? Bir bu bakayım. Anla. Rüzgarla duracak mı? Sen bile durabiliyorsun. Ufacık bıyık ne olacak? Anı baksana sen. Sen o bıyıkla özellikle mi öyle yapıyorsun? Devam böyledir. Pala bıyık mı oluyor bu? Nasıl, mutlu musun? Vallahi yemek yiyebiliyorsan, uyuyabiliyorsan bundan ötesi yoktur. Yok, sağlıklıysan değil mi? Tabii, zaten yemek yiyip uyuyorsan sağlıklısındır. Değil mi? Doğru. Peki Kemal abi, sen Tadarmemişlerdensin. Evet. Nasıl bir köy burası? Yaylası güzel. Daha nesi olsun? Havası. Hava zaten güzel her zaman. Suyumuz tatlıdır. Evet. Abdülhamid'in içtiği suyu buradan gidermiş zamanında. Gerçekten mi? Evet. Madran'dan mı gidiyormuş? Evet. Abdülhamid'in suyu buradan gidiyormuş. Kemal abi gel gidelim gari. Hadi gidelim. Hadi Kemal abi yürü. Ateş mi yakıyoruz? Donacağız, ne yapıyorsun? Bu gidişe. Donacağız. Donacağız Kemal abim. Görüşürüz Kemal abi. Sistem beni görebiliyor musun Volkan abi? Bilmiyorum. Şu an yoğun bir sis var burada. Gerçekten. Sis de aldı mı? Ooo çok güzel. Birden sis de aldı. Abi sen keçilere bak. Keçileri kaçırdın Ayvaz abim. Çağır gelsinler bakayım. Gel Berke. Çağır bir yav. Hattın. Nasıl çağır? Bey. Çağır bir daha. Bey. Seni dinlemiyorlar bunlar ya. Dinlemiyorlar bunlar. Sevgili Ayvaz abim. Sis olduğundan. Evet doğru. Evet sis olduğundan. Evet Ayvaz abim gel şöyle geçelim arkamızı keçileri alalım. Evet. Şimdi sevgili izleyenler, bu köyde keçi çobanlığı çok meşhur. Özellikle kurbanlık galiba evet, Ayvaz evet, abim. Evet, Ayvaz abim de keçi çobanı. Bunlar da kıl keçisi. Evet. Biraz anlatır mısın? Atalardan beri bu işi yapıyorsunuz ve Tatar Memişler köyü bu konuda önde gelen köylerden biri. Anlat evet, abim evet. Bana. Gerçekten babamın babasından da en eski kalan kıl keçilerinden. Kıl keçileri bunlar. Evet. Ben yıllık kurbanı çalışıyorum. Allah bereket versin ama bazı sorunlarımız da var. Tabii. Evet. Başta elektrik. Bu yaylada elektrik yok. Yok. İmkansız yani. Evet. Olması için uğraşıyormuşsunuz. Evet. İnşallah önümüzdeki zamanlarda. İnşallah o da olur. İnşallah seviniriz. Buradaki kıl keçinin özelliği nedir abi? Et oranı yüksek. Sütlü öyle ana sütlü keçiler kadar sütlü keçimiz var. Kıl keçisi olmasına rağmen. Hani her şeyle dört dörtlük bir keçi. Bakabilirsin. Doğada yetiştiriyorsun. Evet doğada. Organik. Evet. Aynı zamanda kıl keçisinin sütünden peynir de yapıyorsunuz. Evet yapıyoruz. Değil mi zaten keçi sütü evet. Çok meşhur, çok evet. Sağlıklı. Evet. Onu nasıl yapıyorsunuz abi? Maylıyoruz biz bunu. Savuyoruz akşamları ısıtıp maylayıp peynir yapıp perşembe günleri satıyoruz. Satıyorsunuz. Evet. Müşterin de hazırdır senin. Evet. Yok zaten çarşıya pek çıkmıyor. Değil mi? Hazır müşterin gelip alıyor. Evet. Evet, keçi sütü yapıyorsun. Evet. Peki abi dedin ya az önce bunlarla uğraşmak kolay değil dedin. Evet. Bakımı çok... nasıl abi? Merada zor tabii. Bak bu sinen... Görüyoruz şu anda evet, çok zor. Evet, anlatmam gerek yok ki. Evet, Volkan anlatmam... abi anlatmamıza gerek yok görüyorsunuz. Evet, mesela konuşamayacak vaziyetteyiz. Ama bakıyoruz. Yine de bakıyorsunuz. Yine de bakıyoruz. Vatandaş evet. için, kurbanlık için, sütü, eti... Bakıyoruz. Keçi eti daha bir başka oluyor değil mi abi? Organik olması tabii daha başka. Benim mesela 100 tane kurbanlığım olsa bir yıl önceden söyleniyor. Bir yıl önceden söylüyor. Evet ayır benim kurbanım diyor adam. Şimdi hazır seninkiler. Evet. Hiç aramama gerek yok. Evet. Sen keçi eti yedin mi Volkan abi ya? Bana kokuyor keçi eti. Keçi eti biraz yok, sert yok. Mi olur abi? Yok hayır o da... Sen gerçek keçinin etini yememişsin Volkan abi. Onu sen ben... Tatar Memişler keçisinin etini yemelisin.
Vaziyet. Çağırsın abi yiyelim. Değil mi Ayvaz abi? Bir gün yiyelim. Bir gün yiyelim. Evet. Buradakinin özelliği farklı değil mi? Evet. Eti güzel diyorsun. Eti güzel. Mümkün ediyor kokmasını ben her iddiaya yaparım. Sert mi? Ben diyemedim hiç. Yok. Ya. Keselim. Abi bir tanesini kes yiyelim madem. Çok merak ettik bunu ya. Keselim. Vallahi bir kere öyle. Hiç keselim ben yemiyorum keçi eti. Yok kesmeyiz herhalde ya. Keseriz ha, hiç önemli değil. Mutlaka. Ya benim keçi ana kokuyor. Öyle bir şey olmaz. Senin keçi eti çok güzel. Beni, bir şey yaparız, kavurma yaparız. Ben iddia ederim. İddia kokmaz. Diyorsun. İddia kokmaz, ederim. Ya. Lezzetli. Evet. Şimdi organik olmayan her hayvanda mutlaka. Bizimkinde organik. Evet. Ayvaz abi burası şu an kaç rakım? 1400 falan. 1400'ü geride bıraktık biz. Daha da fazla gibi burası. Olsun 1500 olur. Abi burada bunları nasıl zapt ediyorsun sen ya? Nasıl zapt ediyoruz? Basbaya. He? Beydimenen, şey etmenen, bir kurt sıkıntımız var bir de. Bazında kurt diyor tabii. Anam kurta mı var burada? Evet. DGD abim siz beni nereye çıkardınız? Evet. He muhtarım. Nereye çıkarttınız? Kurt duvarmış ya. Evet, odu kurt duvar. Odu sorun. Odu sorun. Odu ya sorun. Sen keçilerini boş ver, bizim için de sorun. Kurt gelsin şimdi. Yok canım, ben geçe benden daha anı kıymetli. Değil mi? Senden daha kıymetli. Evet. O kadar seviyorsun. Evet. Canından çok seviyorsun keçileri. Evet. Allah. Vallahi abim emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Biz sağ olun. Bir gün bu keçinin tatar memişler. Evet. Keçisinin etini yiyelim. Evet. Buyurun gelin. Bir gün kavurma yapacağız. Evet. Evet. Ayşe teyzemle Celal amcamın yanına geldik. Şu an burası artık 1500 rakım oldu mu yükseklik? Geçtik gari 1500'ü bilen. 1440. 1440 daha geçmemişiz 1500'ü. Evet. Yani burası Tatar Memişler köyünün çatal yaylası. Celal amcam neler yapıyorsunuz bu köyde? Yaptığımızın var ya işte çiftçilikle uğraşıyoruz işte hayvancılık. Yaz kış burada mısınız? Yo. 5-10 gün sonra ineceğiz köye. Ne zaman çıktınız yaylaya? Haziran'da. Haziran'da yaylaya çıktınız. Haziran 20'sinde çıktınız Ayşe teyzem. Bu zamana kadar buradasınız. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz? Sopamızı yakıyoruz, başına oturuyoruz, yemeğimizi yapıyoruz, hayvanlarımızı bakıyoruz, bahçemizi bakıyoruz. Neler üretiyorsunuz, neler ekiyorsunuz? Her şeyi üretiyoruz biz. Var, kestanemiz, cevizimiz. Kestane, ceviz. Ceviz, elma. Hepsi armut. Armut. Var. Her şey doğal. Hayvancılıkla da uğraşıyorsunuz. 3-5 tane kendimizi idare edecek kadar. Yaşta garip. Doğal ürün, doğal tabii, üretim. Tabii. Aynen. Değil mi? Her aynen. Şey. Ekmeğinizi taştan çıkarıyorsunuz. Aynen yani. Şimdiki gençler pek imreniyorum ben de. Ama sizler bayağı uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz. 50 yaşından 70 yaşına kadar bir çalışan kısım var. Gençler kendine göre bir iş bulursa tamam o yetiyor bize deyip kenara çekiyorlar kendini. Evet. Ayşe teyzem sen ne yapıyorsun buralarda? Ben de adamın ağrını koçuyorum buralarda. Başka bir şey yapmıyorum. Adamın arkasındasın. Bırakmıyorum adama. Bırakmıyorum. Hiç bırakmadım saat bu zamana kadar. Maşallah. Kaç yıllık evlilik? Kaç yıllık? 38. 38 yıl oldu. Nerede tanıştınız? Nerede tanıştık? Kapı komşumdan. Komşuydu. Sen onu kaçtırmadın. Ana! Celal amca komşu kız mıydın? Köylü mü? Komşumuz köylümüz. Köylünüz. Birbirinizi önceden gördünüz mü? Tabii canım çocukluktan bu yani. Ya. Çocukken. Evet. Anam çocuk aşkı. Çocukluk aşkı Celal amcam. Değil mi? Yok canım öyle bir yoktum. Aşk yok canım. İhtiyarlar ona ihtiyarlar karar verecek. Tabii büyükler karar veriyor. Öyle veriyorsun Duygu. Ama yine de siz birbirinizi görüp durursunuz. Biz oynuyorduk hem evlilik düşünmüyorduk birbirimizine. Tabii o zamanlar bilmiyorsun ki. Çocuksun. Oyun evet, oynuyorsun. Oyun oynuyoruz. Haberin yok. Haberim yok. Nasipmiş demek ki. Nasip. Değil mi Celal amcam? Hayır. Büyükler evet. Seni dedi. Ayşe seni alacağız dedi. Ha, uygun. Sen tamam dedin. Evet ihtiyarlar tabii canım. Buna öyle konuşuyorlar. Oh ne güzel. Kaç yaşındaydınız evlendiğinizde? 25. 25. Sen de öyle herhalde 25. Ben 25'tim. 22 yaşındaydım. 22 yaşındaydın. Adam diyor 25 yaşında. Oo bak ama ne güzel anlaşmışsınız bu kadar zaman Celal amcam. Tabii canım hindik. Anlaşmak önemli. Anlaşmak önemli. Tabii. Duygu sen de bulsan bir damat. Anla işte gittiğim her yerde benim bunu söylüyorlar. Değil mi Ayşe teyzem? İyi. Nereden bulacağız, nasıl bulacağız bilmiyorum ki. Bulur da oğlan çok bizde. Her yerde öyle diyorsunuz. Beğendin bizim köyü ben getiririm seni. Ben köyü beğendim zaten yaylasını özellikle çok beğendim ama bilmiyorum gari. Bak sen ya hep bak, beni öldürüyorlar. Bak bu ağabeyin hepsinin oğlu var. Ayşe teyzem peki nasıl biri olmalı evleneceğin insan? Kafan uygun olacak, fakir olsun varsın. Kafan uygun olsun sadece. Kafan uygun olsun. Evet. Neyine bakmak lazım? Neyine bakacaksın? Huyuna bakacaksın sadece. Huyuna bakacaksın. Evet. Huyu nasıl olmalı?
Onu kendin bileceksin, kararı kendin vereceksin. Ne yap, onu beğenirsen onu vereceksin kararı. Ama Ayşe teyze, bu karpuz değil, kesip baksan, kavun değil, kokup baksan. Nereden belli olsun? Konuşuyorsun kızım, indi bu zamanda konuşmak var gari. Konuşmuyor. Ben köylerde ağız açarken zaman geçirdim böyle işte. Ayşe teyze, bak siz bu kadar zamandır pek güzel anlaşıyorsunuz ya. Evet. Bu anlaşmanın sırrı ne? Sırrı mı? Sırrı. Sırrı, birbirine karşılık vermeyeceksin. He. Birbirinin gittiği yerden gideceğim. Bu kadar bir şey. Ben daha ormandaydım. Oradan emekliyim. Gecemiz gündüzümüz yoktu. Evet. Çalıştığımız müddetçe. Ama hep Ayşe teyzemle beraber. Tabii canım, barakalar da. Yaşadın neler, görseydin sen şimdi. Nerede yaşadın? Tatlı barakalar içinde yaşadım ben 25 sene. O adam çalışıyordum, peşinde geziyordum. Nereye giderse hemen bir tane baraka yapıveriyorsunuz. Evet. Gittiğiniz yerde duruyorsunuz. Evet evet. Yani belirli bir ev yok. Yok ev tabii canım. Bir oda. Tatlı barakanın içinde. Tatlı barakanın içinde. O zamanla elektrik yok, su yok. Yok, gaz lambasını yöntürdük biz. Çekme suyuna ben çeşmeden su kullanmadım. Ben çekme suyuna kullandım suyu. Çekme suyla taşıdın yanında. Tabii. Hayvanlar bilen var mıydı yanınızda? Eşeğine taşıdım. Eşekten taşınıyor Celal amca. Tabii canım, öyleydi. Bu dağın başında. Öyleydi. Ama şimdi şükür. Ha, şimdi. Bugün şükür. Şimdi yine buradasınız ama yine yayladasınız bak. Yaylıdayım, evet, evet. Köyü de göçebilirim, şehir de gidebilirim ama zaman geçti galiba. Cehil amcam, Tatar Memişler Köyü nasıl bir yer? Tatar Memişler Köyü tabii bu Yörük'ten bu yana yerleşmişler. Çok dağınak olduğu için de hani Yörük birazcık. Yörük oldukları için sıkmamışlar, bir mesafeli mesafeli durmuşlar. Ama eski bir köy bayağı. Tabii eski köy. Biraz da yerleştiklerinde zaten kaya altları falan hep ev, mağara gibi yerlerde yerleşmişler. Yaşamışlar. Işte, ismi nereden gelmiş Ceylan? Bunu ihtiyarların anlattığına göre bir tane o zamanlarda şeymiş bu Yokuşoğlu'nun bir hükümet gibi bir adammış burada. Onun geçidilerini falan bakarmış. Biraz da pepeği konuşulmuş. O peper olduğundan birazcık tat olan, tat olan dermiş onu adam. Tat olan. Oradan Tatar Memişler. Ayşe teyzem bu yaylada yetişen ayvadan, cevizden, kestenden getirdi geldi. Sağ olsun Ayşe teyzem. Bunların hepsini kendiniz üretiyorsunuz. Evet. Değerli amcam, evet. Kendiniz üretiyorsunuz hepsini. Kendi malımız. Tabii tabii. Hepsi kendi malımız. Kendimiz üretiyoruz. Buranın ayvası çok güzel oluyormuş. Ayva değil bu. Armut. Bu, armut. Allah Allah. Ayvayla armutu da karıştırmazsın ya. Hepsini ben hep karıştırırım. Bu armut. Bu armut çeşitli armutlardan. Şimdi bu armuttan yiyeyim ben. Hangisini bak, yiyeyim? Bunlar deveci bak. Deveci. Bence bu güzeldir. He, bunlar Ankara'da çok güzeldir. Getir evet, gel bakayım. Evet. Hadi buyurun. Çok güzel. Kırılmıyor. Duygu biraz canlı vur. Canlı vuracağım Ayşe. Öyle mi? Bir dakika Cemal. Yapamıyorum ya. Ayşe teyzem odun ateşinde pişirdiği fasulyeyi getirdi geldi. Sağ olsun şuraya bakın. Bu fasulye de mi senin kendin? Kendimizin. Odu kendinizin. Şöyle bak böyle bancasın. Köy ekmeği de etmiş. Daha ne etsin Ayşe teyzem? He? Ayşe teyzem daha ne etsin? Tatar Memişler Köyü'ne ta Aksaraylardan gelip yerleşen Fikret abimle beraberiz. Tabii Fikret abim Çine'nin aynı zamanda damadı. Rahmetli teyzem Çineliymiş. Evet, evet başın sağ olsun. Sağ olsun izliyormuş da zaten. Evet evet. Mekan cennet olsun başın amin, sağ olsun amin. Fikret dostlar abicim. Sağ olsun teşekkür ederim. Vaa Fikret abicim buraya nasıl yerleştiniz? Ne oldu biraz anlatır mısın? Ben buraya daha doğrusu Ankara'da otururken buraya memur olarak geldim ben. Memurdun. Memurdum. Ne görevin abi? Maliyeden emekli oldum ben. Emekli olduktan sonra eşimle de şeye gidelim. Hani yayla gibi bir yere gidelim dedi. Burada bir boş yer bulduk biz burada. Burayı aldık, tadilat yaptık. Bu hale getirdik. Eşimle aşağı yukarı yaklaşık 2 sene falan bir durduk yani. Evet. Yazın, özellikle yazın durduk. Bir gece rahatsızlandı. Evet. Bir mide bulantısından şey yaptı. 3 gün yoğun bakımda yattıktan sonra
Evet. Rahmetli oldu. Şu anda üzülüyorum. Onsuz evet. yaşıyorum. Tek başıma yaşıyorum şu anda. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Şu anda sağ olsun çocuklarım bana yardımcı oluyor. Komşularım beni hiç yalnız bırakmıyorlar burada. Ne güzel. Birlik beraberlik var. Çok güzel bir şeyimiz var. Komşularımız çok güzel yani burada. Özellikle komşular olmayınca olmuyor. Evet öyle. Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Kadın erkekle oturmaya geliyorlar benim buraya. Yoğurdum veriyorlar, yumurtam veriyorlar, sütümü veriyorlar benim burada. Evet. Beni yani hiç yalnız bırakmıyorlar yani. Evet. Sağ olsunlar komşularımdan. Fikret abim peki köy yaşamı nasıl? Ben zaten hiç köy yaşantısız yaşamadığım için çok özlem vardı içimde. Aşağı inmek istemiyorum. Aşağıda bir tane daha evim var benim Çin'de. Burası daha güzel geliyor. Vakit çok güzel geçiyor. Bahçeyle uğraşıyorum, çiçeğiyle uğraşıyorum. Bazı sebze falan ekiyorum ben buraya. Ekiyorsun, yetiştiriyor musun çok abi ekiyorum. Şeyler? Aynen. Burada işte buralarda da ektiğim gibi bu şekilde evet, ekiyorum evet, ben yani. Evet, burada da ekmişsin. Sağ olsun muhtarımıza yardımcı oluyor. Doğal bir yaşam oluyor. Vakit daha güzel geçiyor. Yani ben çok mutluyum köyde yaşamaktan. Evet, Tatar memişler abi nasıl? Vallahi halkın şu anda benim gördüğüm komşularım çok çok iyi sağ olsunlar. Ben çok mutluyum bu köyde. Evet. Aslında ben şöyle diyeyim ben mesela bazı şehir hayatı var mesela bıkkınlık geliyor. Yani yaşanmaz mı yani şey insan ruhunu sıkıyor. Yerinde olsam eğer boş vakitler olan emekli olmuş insanlar varsa gelsinler böyle köy yerlerine. Çok güzel doğayla baş başasın. Doğal yaşıyorsun. Sabahımı yakıyorum. Evet. Çok güzel bir şekilde yaşıyorum. Doğa yani, besleniyorsun doğada abi. Doğada besleniyorum yani. Hava temiz. Çok temiz işte gördüğünüz gibi yani. Evet. Allah herkese nasip etsin böyle bir yeri. Uzaktan gelen misafirlerin oluyor mu abi? Mesela Ankara'dan, Aksaray'dan. Çok gelen var, çok gelen. Gelenler akrabalarım. Ne diyor? Tam diyor benim hayalimdeki ev diyor. Tam evet. diyor benlik bir yer diyor. Evet. Herkes hayalindeki ev diyor. İşte benim de hayalimdeki evdi böyle burası. Evet. Çok şükür Allah bana nasip etti. Allah herkese nasip etsin. İnşallah. Fikret abi zaten son zamanlarda evet. şehirde yaşayan insanların şehirden köye artık göçtüğünü görüyoruz. Aslında şehir hayatı bir aynı şey bir rahat yer değil yani. Evet. Stresi, trafiği, yoğunluğu yani bilmiyorum. Ben bu şeyi sade, sakin, sessiz yazın balkona bir oturuyorum ben böyle. Ömre bedel oluyor. Şu, o havası yeter. Bir de suyumuz suyuz yani. Madranın suyu akıyor. Evet. Yani daha ne diyebilirim ki? Her Mutlusun. Şey çok güzel. Çok mutluyum ben. Yaşar amcamla Fatma teyzemin yanındayız şimdi. Yaşar amcam nasılsın? Allah'a şükür yani iyiyiz. İyisiniz. Sen nasılsın Fatma teyzem? İyiyim sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Yaşar amcam siz de yörüksünüz. Evet. Hatta bu yörüklük geleneğini devam ettiriyorsunuz. Öyle. Ne yapıyorsunuz köyde? Ne yapıyoruz? Keçi ve işte hayvanlarımız var. Keçi var. Büyük keçi baş, yok. Keçi büyük baş var. Büyük baş var. Evet. Koyun var. Koyun var. Onların arkasında zaman geçiriyorsunuz. Onların arkasında. Arkasında değil işte. Zamanında keçiler var. Zamanlı keçiler de mi vardı? Evet. Ha, yani eskiden keçiler de vardı. Ne vardı? Şimdi tabii yalnız kaldığımızdan. Uğraşması zor oluyor. Tabii. Büyük başlarla devam evet. ediyorsunuz. Evet. Ama evinin olduğu yer çok güzel. Hayvanları burada salıyor mu? Gönderiyor mu mereye falan? Tabii merelerde bakıyoruz. Burada mera da var. Köyün merası var. Orman. Orman. Oraya gönderiyorsunuz. Evet. Dağlarda. Nasıl peki memnun musun hayvancılıkta? Biz bir yani bundan sonra memnun olsanız ne yapacağız ya? Bugüne kadar böyle olmuşuz diyorsun. Bugün böyle olmuş. Geçiriyorsunuz zamanınızı. Evet. Peki Tatar memişler nasıl bir köy amcam? Nasıl bir köy? İşte dağın başında geçinip gideriz. Evet, seviyorsun köyünü. Vallahi hayat yani pek sevilecek gibi değil yani bu ekonominin yani işesinden de. Evet evet ama dışarıdan gelen biri için şu doğa, hava. O öyle güzel ama değil bir mi? Gel yani bizi sor. Çok zor ama çok evet, zor işler. Evet. Emek veriyorsunuz. Evet, ben hep övdüğüm dağın başında. Evet, kolay değil. Evet. Zorluğu var yani. Güzelliği tabii canım, kadar. Güzelliği varsa ne zorluğu çok. Doğru söylüyorsun değil mi teyzem? Sen ne yapıyorsun teyzem? Evde işte ev işlerinden uğraşıyorum. Sen de uğraşıyorsun mu hayvanlarla? Uğraşıyoruz. Berabersiniz. Evet. Tabii değil. Ne yapacaksın? Zamanı göre. Her şeyin hayatın yani bir zorlukları, oluyor. Güzellikleri var. Var. Ama ikiniz beraber mücadele ediyorsunuz. Tabii canım öyle. Bir elin sesi mi var? Değil mi? Bir elin sesi yok. İki elin sesi var.
Kamil amcamla Fatma teyzemin yanına geldik şimdi. Kamil amcam nasılsın? Elhamdülillah, halim şükür. Fatma teyzem sen nasılsın? Allah'ım şükür, iyiyim kızım, iyi. İyisin maşallah. Çok iyi. Seni biliyor ha. Ben seni görmüş gibi. Senin adını bilmez. Çekimlerde her zaman izliyor ya. İzliyor musun sen beni? Bizim deli kız geldi diyor. Deli kız mı diyor? Kamil amcam, efendim? Sen bu köyün eski muhtarıymışsın. Bu köyü bana anlatır mısın, Tatar Memişler köyünü? Nasıl bir köy burası, nasıl kurulmuş, ne olmuş? Bu Tatar ismi, bir Memiş varmış, adı Memiş, Pepe'ymiş yani, Tat Memiş. Grabı da Yokuşoğlu zamanında, hükümet zamanında. Onun yanı gele gidermiş bu gelle mi ne be, onun hayvanlarına bakıvermiş. Tatmemişin köyü. Deyken Tatar yok bizim köyde. Tatar Memiş öyle kalıyor. Peltek olduğunda. 300-400 yıllık köymüş burası Kamil amca. Belki geçkin. Daha da fazla olabilir. Daha geçkin, çok eski. Peki neler var köyde? Her şeyimiz var. Neler var mesela? Yaylaya gidiyoruz. Yazın yaylaya giden ne var? Ben gitmez oldum ama ekseriyat yaylada geliri maçcası olanlar çok köyden. Olmayanlar da var. Neler yetişiyor mesela Kamil amcam? Her şey yetişiyor. Kestane var, çam fıstığı var. Bizim yayladık kestane var da seyrek pek sayılmaz. Ceviz var, her şey var. Her şey yetiştirirler. Badılcan, biber, domates, her şey yetiştirirler. Senin zamanın güzel geçti mi köyde? Biz çok erezir olduk. Şimdiki bolluk yoktu evveli böyle. Nasıldın? Yol yoktu çocuğum. Tabii. Yol yok. Katırların eşeklerle gidip geliyorduk. Tabii. Yol yok. Bir şey, çok bir şey çıkarsak satamıyordum. Ne kadar götürüp satacak? Kası yok, kofu yok, bir şey yok. Çuvallarla götürüyorduk. O da götürdüğün meyve eriyordu çuvalın içinde. Çok erezir olduk. Şimdi kolay her şey değil mi? Çok kolay. Yol her yer, her tarafı vardı. İnsanlar ufaklaştı. Değişti. Eski arayıp soran insanlarda insan kalmadı. Benim ömrüm, Allah'ım çok şükür, çok erezir oldum ben. Evlendik, asker gittik. 36 ay askerlik yaptım, İstanbul'da. Geldik, ev yoktu. Geldim, bu evi yaptırdım. Kapısını, penceresini taktıydık. Altını, sava yokan. Karış olunu yazdık. Marungol konsolların o yaşını kaptırıverdik. İçine giydik. Allah'ım çok şükür. Şimdiki durum bakın diyor. Her şeyimiz var. Evet. Her şeyimiz var. Fatma teyzem. Evet. Sen nasıl geçti ömrün? Ne geçti? Her şey işledim kızım. Ne yaptın? Hiç işlemedik. Gece koyun güttüm. Sağdım. Yoğurdum, peynir ettim. Çökelik ettim. Yağ ettim. Pazar gittim, sattım. Her şeyi işledim. Tatar Memişler köyü güzel mi? Ne bileyim ben. Güzel diyor insanlara, ben ne bileyim. Senin gençliğin burada geçmedi mi? Bizim burası Tatar Memişler değil. Bizim bur Kemerle. Neden? Kemer'den gelmiş bizim dedelerimiz. Tatar Memişler koymuşlar hepsini de koyuvermişler. Aslında Kemerle. Aslında Kemerle bizim bura. Hangi Kemerlerden gelmişler? Oradan gelip dur bunlar. 3 kardeş, 4, 5 kardeş, 8 denemli oğlu varmış. Geç sürüsü varmış. Bunlar Pınar vardı ya. Su içer Pınar'dan değil, ondan gelmiş, oturmuş buraya. İyi anlaştınız mı? Anlaştık o zaman, durumuz herhalde ölüyorduk birimiz. Değil mi? Çok güzel anlaştık. Öyle bir gırgınımız falan olmadı. Büyükler mi söylediydi? Yok. Kendiniz gördünüz mü birbirinizi? Görmemiz mahallede hep birbirimizi görüyoruz da böyle birbirine gidip kızla konuşmak bir şey demek mi o böyle? Gizli. Yok ya. Uzaktan mı bakıyordun? Uzaktan bakıyordum. Zatı vermedi babası bana. Ne yaptın? Kaçırdım geldim. Kaçırmış seni. Seni kaçırdı mı? Kaçırdı. Nasıl kaçtın? Kaçırdı geldi. Sen büyük kaçacağını söyledi mi? Seni kaçıracağım dedi mi? Dedi ya, demem hiç. Sen tamam mı dedin? Gel tamam demişsin di. Sen sevmişsin, sevmişsin demek. Değil mi? Sevmişsin. Sevmişsin geldiğimiz attı. Ana, Kamil amcam nasıl kaçtınız? Kovulaştık, ne gördük? Ayşe bıraktık, nereye gittik. Kovulaştık diyor.
Gavullaştınız. Akşam bıraktık gittik. Kendimiz sen... görmüyordum da ablam vardı o da. Onun aracılığıyla oldu gene. Bak bak bak. Hadi gidiyoruz dedin. Gidelim dedim ben. Müsaade etti birkaç gün. Bekledik, o günü bekledik. Oradan bir gece bıraktık gittik. Nereye gittiniz? Kuruköy'de bir ablam vardı onun yanına gittik. Kuruköy'e doğru kaçtınız gittiniz. Sonra? Sonra döndünüz mü? Amcam muhtardım. O ertesi gün bizim bir evlenme hamilemiz yapıverdi. Oradan doğru ev geldik. Evi geldiniz. O zaman Kamil amcam sen de çok sevmişsin. Fatma Deyze mi? Sevmişsin. Oğlum hiç. Eski bir sevgi saygı vardı. Şimdi evlenenler böyle evlenenler yarın boşanıyorlar. Onlar neden oluyor bilmiyorum ben. Evet. Hala seviyor musunuz Kamil amca? Sevmemiz hiç. Bizim sağ gözüm benim hala. Sağ gözüm diyor bak görüyor musun? Seni hala çok seviyormuş. Öylemiş mi? Sen... Gençlere öğüt versen ne dersin? Düşük baktığın yer iyi bileceksin. Büyüğün gücün saygı göstereceksin. Sen her vakit görüyorum ben televizyonda. Hatırladın mı? Hatırladım. Ne yapıyorsun? Evveldi görmüş gibi yanağım. Bakıyorum ben sen her vakit. Ben onu bakacağım diyorsun sen o. Deveriyorsun bana. Oraya çevir diyorsun. Onu bakacaksın deyip duruyorsun. Kamil amcama. Evlenmiyor mu? Evet. Ne olacak? Benim gibi soğudu. Evli mi beka mı desen ha? Hayır dedi. Kaç yaşındaysın dedi. Yaşını soğudu bir de. Evet. Geç kaldın diyorlar beni galiba Kamil tabii. Amcam. Gençlik gidiyor kızım. Gençlik gidiyor Volkan abi. Geriye gelmez ki. Gidiyor gari. Gitti bilen. Bu dağlılık gençlik öyle bir dağlı zaman ki bir gitti mi? Geriye dönemezsin. Hayırlı bir nasip. Sen şunu et bunu et değilmem ben şimdi. Tabii. Hayırlı birisin denk gelirsen evlenirsiniz inşallah. İnşallah hayırlısı. Sevgiler selamlar. Münevver teyzemle Kadriye teyzem oturuvermişler. Beni şöyle bir sofra hazırlamışlar. Mis gibi yer sofrası. Çok güzel şeyler yapmışsınız. Elinizi kolunuzu sağlık. Münevver teyzem neler var burada? Patates kızarması var, turşu var. Ocakta mı yaptın mı? Evet, ocakta yaptım. Ocakta. Turşu, kendi turşun. Kendimiz yaptık. Kereviz. Ben seviyorum diye mi? Evet, sen seviyorsun diye. Sağolasın valla. Ondan çörek var. Buna... Sen mi yaptın? Evet, onu ben yaptım. Hemen iki dakikada. İki dakikada. Anam maşallah ya. Biz sabahtan karşılaştık ablamlar. Bir oturuverdiler başına. Her şeyleri yapmışlar. Şu duvar. Bunu biz yaptık. Ben kendim yaptım. Bu ne? Bu? Bunun için maydanoz. Pişi mi diyorsunuz ona? El böreği. El böreği mi? Şey böreği ya. Tava böreği gibi. Tava böreği. Tava böreği. Yoğurdumuz var. Yoğurt. Kendi yoğurdumuz mu? Kadriye'nin yoğurdu. Kadriye diyeceğimiz. Kendi ineklerinden. Evet. Peynir. Peyniri ben yaptım. Peynirdi yaptın. Ondan sonra çorbamız var. Mercimek çorbası. Mercimek çorbası. Ev ekmeği, köy ekmeği. Köy ekmeği. Vallahi emeğiniz bu, sağlık. Bunu ben Kadir'e kendi yapmış. Bu ev önceden bizimki. Ay, gelin görümce. Oturuvermişler. Her şeyleri yapmışlar. Kim gelin kim görümcü bakayım. Sen görümcü. Ben görümcü. O sen görümcesin. Sen gelin. Görümcelik etti mi seni? Etmedi mi? Yemişti. Yapılmıştı. Yapılmıştı. Büyü karıştırmadın mı hiç? Görüm çay kaşığı gibidir diyorlar. Allah öyle karıştırdım hatırlamıyorum da görümcelik yapmıştı. Herkes yapar. Görümcelik illa olacak. Bizde de var iki gelin. Bizde de var iki gelin. Hiç yapmıyorum 36 ben. 36 seneden bari geldiğimiz. Hiç küsmedik. Maşallah. Kardeş gibi olmuşsunuzdur gari. Evet. Biz çok yakın. Karşı karşıya. Evet, arada bir yol var. Şimdi oturmuşsunuz bizim için bunları hazırlamışsınız. Ben bir o tadına bakayım gari. Bak bak. Nereden başlayayım? Nereden başlayayım? Ne dersen sen odan bakayım bir Volkan abi. Allah muhtarım da bekliyor. Dört gözlü bir an önce çekim bitireyim. Hemen bak sevgili izleyenler. Biz oturmadan önce çekimden önce bir baktım muhtar oturmuş başlayıp. Muhtarım dedim bir dakika çekeceğiz önce. Önce çekiyor sonra yiyoruz muhtarım. Ben yediremeyim vardı. Vallahi çılgın muhtar. Çılgın muhtar diyorlarmış doğru. Şimdi hemen ben Allah şundan başlayayım. Çok güzel
güzel şeyler yapıyorsun, geziyorsun. Görüyor musun? Evet. Değil mi? Çok şükür ya. Bir yiyeyim bakayım. Zeytinyağlı. Çok dağlı gibi yapıyorsun. Senin bu, bu dövlet gayet. Çok tatlı zaten. Çok güzel. Elin sağlık. Bir patatesden yiyeyim. Öyle yoğurdu bana hem. Volk abi otlu. İçine ne otu koydunuz? Maydanoz çökelek. Başım. Maydanoz çökelek. Hadi hep beraber yiyelim. Buyurun gelin. Gel gel Muhtar. Koşturarak geliyor. Bak Muhtar. Volkan abi Muhtar'ım seni geçti. Aynen bak. Anam. Sürpriz hadi bakalım buyurun. Sürpriz oldu. Evet. Olsun böyle de güzel oldu. Doğal olacak doğal. Sürpriz oldu sürpriz. Doğal olsun. Gerçekten daha güzel. Çok sürpriz oldu sabahlar. Bir gece ansızın sizin de köyünüze gelebiliriz. Aydın'ın çılgın muhtarı olarak bilinen Tatar Memiş muhtarımızla birlikte bütün köyü gezdik. Muhtarım evet. Sana çılgın muhtar diyorlar. Neden? Nedense hareketli, enerjili olduğunuzda onun için söylüyorlar. Bugün çok güzel bir ekip olduk senden. Evet, evet aynen. Değil mi? Dağlar, ol, taşlar her yere çıktık. Her yere gittik. Çok güzeldi. Teşekkür güzeldi. Ederiz vatandaşlarımız muhtarım. Vatandaşlarımızı iyi karşıladık. Evet. Ama senin de çok büyük emeğin vardı. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Vatandaş sizler olun. Sağ olasın. Muhtarım şimdi önce bir köyün tarihinden başlayalım. Köy yani, nasıl kurulmuş? Köy yörük olarak Orta Asya'dan göç yapmış. Hı hı. İran üzerinden, Adana üzerinden, Antalya üzerinden yörük olarak göçe göçe en sonra buraya gelmişler. Buraya gelmişler. Evet. İsmi Tatar Memiş. Evet Tatar Memişler. Yani bir tane Memiş varmış. Tatarmış. Bir de Tatar Memişler yapmışlar. Tatar Memişler evet. Yapmışlar. Çoban köyü. Çoban köyü, yörük. Evet, genelde yörükten gelmiş. Evet, öyle. Çeçi koyun. Sığır büyükbaşı sondan geçmişler. Böyle çobanlık devam ediyor. Çobanlık devam ediyor. Muhtarım, köyün geçim kaynakları neler? Geçimde her şey var. Yapabilen, çalışabilen. Neler çiftçilik, var? Çiftçilik, hayvancılık, keçicilik, koyunculuk. Çam fıstığı, kestane, ceviz, sebze, her şey. Sebze, meyve her şey, yetişiyor. Her şey yetişiyor. Şimdi muhtarım bu Madran köyü... Dağı'ndan Çin Ovası'na kadar hani yerlerimiz var. Büyük bir seyçinimiz var. Şimdi muhtarım bu köyün önemli bir özelliği var. Burada hem zeytin yetişiyor, hem şey çam fıstığı var. Şey. Yüksekte kestanem var. Evet. Ondan sonra sebze meyve de yetişiyor ama evet. Bu köyün en önemli özelliği küçükbaş hayvancılıkta. Evet, evet. Ve keçide, özellikle keçide. Özellikle keçi. Yani burada bir ayrıca özelliği var ondan bahsedelim. Evet, evet. Kıl keçisi. Kurbanlık özelinden genelde ve peynirinden, sütünden vatandaşlarımız yararlanıyor. Bu köyde yapılıyor evet, değil mi? Bu yerde. Evet. Şimdi muhtarım... Kadınlarından, kızlarından, erkeklerinden, oğlanlarından hepsi de yapıyorlar. Yapıyorlar. Evet. Şimdi muhtarım kaç mahalleden oluşuyoruz? 5 mahalleden. Bir mahallenin iki yani arasında 6 kilometre. Çin'e de 11 kilometre. Var. Köyün yaylası var. Yaylası var. Ondan bahsedelim. Bugün çıktık evet, biz oraya. Evet. Yaylası çıktık. Ne yaylasının ismi? Madran yaylası ama çataldan tut yani mevki mevki. Kuşlular burnu yani sazak yani her yerim yayır ayrı mevki mevki ismi var. Evet. Şimdi buradaki ürünleri satışta zorlanmıyoruz değil mi muhtarım? Yok yok zorlanmıyoruz. Yani indirdiğimiz zaten Madran mal olduğunu biliyorlar. Evet. Ürününden, yüzeyinden ve kalitesini alıyorlar. Suyumuz Madran'dan gelmek. 1800 metre rakamdan suyumuz geliyor. 1800'den. 30, evet 30-35 kilometreden. Evet. Muhtarım köyün merkezi kaç rakım? Köyün merkezi 800 bin. Bir yani rakım. 800. Ama yaylaya çıktık bugün. Kaçtaydık? 1500 kadar çıkabildik. Tepesi 1500. Evet. Tepesi 1500. Evet. Çobanlar da sanırım yaylada. Evet. Çobanlar da şu anda yaylada yılbaşına kadar dururlar. Ocak ayına. Ocak 1 olur ama Aralık 15 olur. Yani havanın şartlarının kar düştü mü inerler. İniyorlar. Kar düştü evet. İniyorlar. Nüfusumuz ne kadar? Hanemiz nüfusumuz, ne kadar? Nüfusumuz 300 nüfusumuz var. 110 hanemiz var. 250 260 seçmenimiz var. Gençlerimiz fazla gitmez oldu. Önceden vardı köç yapıyorlardı ama şu anda biraz durdu. Durdu artık göç evet, yapmıyorlar. Yani Çin'e de geçinmesi biraz daha zor aldı. Köyde tabii ki yani ek iş yapıyor. Evet. Besicilik yapıyor. Köyde yani, gelir daha mıyım muhtarım? Tabii canım köyde gibi. Tabii canım her şey ucuz. Evet daha uygun. Tabii burada. Canım suyu ucuz, elektriği ucuz. Kendin üretiyorsun bir de ürünleri. Odununu kendi üretiyor, kömürünü kendi yapıyor. Sebzesi, yani, meyvesi kendine. Meyvesi, sebzesi her şey bedava. Evet doğru. Yani bunu yapabilip çalışabilene. Evet. Muhtarım Çin'e kaç kilometre mesafedeyiz? Aydın'a kaç kilometre mesafedeyiz şu an? Çin'e 11 kilometre köyün merkezinden. Aydın aşağı yukarı
45, 55. 50 kilometre. Yani evet. 50 kilometre. Evet. Darburun mevkisinde elektrik projemiz yapıldı, her şey yapıldı, bitti. Sağ olsun vekillerimiz yardımcı oluyor ama sadece şirket, yani tabii ki projeleri var, neler neden yapmıyorlar bilmiyorum. Elektriğin gelmesini istiyoruz. Elektriğin yani. Gelmesini istiyoruz. Başka tabii ki ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da yapmaya Onlar da yapmaya inşallah gelecek dönemde bir daha muhtar olduğumda nasip olurlar. İnşallah. Allah kader nasibim varsa. Evet. Geri kalanları da yapmayı düşünüyorum. Evet. Muhtarım dışarıdan hiç böyle köye göçmek isteyen oluyor mu başka oluyor. Şehirlerden? Arıyorlar oluyor. Mı seni? Arıyorlar ama yerimiz yok diyoruz. Evet. Nereden arıyorlar muhtarım? Yani Almanya'dan talihi vardı. Dün aramıştı birisi. Köyde böyle eski ev almak istiyorum falan. Allah dedim, köyde eski evler var mı? Satmıyoruz dedi. Muhtarım evet, onu da sormak istiyordum. Bu köyde çok eski taş evler var. Var. Değil mi? Eski, onlar yani kaç yıllık? Yani 150-200 yıllık olan var. 100 yıllık olan var. 70 yıllık olan var. Zamanında onu taşta kendileri taşımışlar. Yani taşmışlar. Eliyle ve şeyle hayvanıyla ustaları yapmış. Buradan bizi izleyenlere köyümüzü davet edelim. Ne dersin? Buyurun gelsinler. Köyümüzü görsünler. Köyümüzü görsünler. Zaten görüyorlar da. Zaten yani görüyorlar. Gelmeyenler de... Gelmeyenler evet. de yani bir buradan görmek yetmez. Evet. Gelip şurada şu havayı solumak lazım. Evet. O yüzden herkesi köye bekliyoruz.